Türkiye gerçekten de biyoçeşitlilik olarak çok zengin bir yapıya sahip. Hemen hemen bütün iklim ve coğrafyalarda yaşayabilecek türlerin bir arada barınabileceği bir coğrafya. Ama koşullarına gelirsek ülkenin genel durumu, insanların hayvana yaklaşımı ve doğayı ne kadar koruduğumuzla ilgili bir bakış açısından bakarsak hayatlarının hiç de kolay olmadığını söyleyebiliriz. Biyoçeşitliğimiz ne kadar zenginse onlara karşı yönelmiş tehlikeler de maalesef o kadar fazla. O yüzden rahat koşullarda yaşadıklarını söyleyemeyiz bu hayvanların maalesef. Tarım ve Orman Bakanlığı faaliyet raporuna göre Türkiye'de 761 tane tür var. Bu türlerin 629'u koruma altında, 150 memeli, 481 kuş, 130 tane de sürüngen tür yaşıyor. Bu türlerin 113 tanesi de kuş ve 10 memeli ve diğerleri kuş olmak üzere avcılık için öldürülen hayvanlar. Tabii bu yaban hayvanları Türkiye'de aslında daralan yaşam koşullarıyla işte çılgın mega projelerle baş ederek bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Çünkü çok uzun zamandır doğaya yapılan tahribat sebebiyle aslında bu hayvanların yaşam alanları gittikçe daralıyor ve yaban hayvanları Türkiye'de iyi koşullarda yaşayamıyor. Bütün dünyada olduğu gibi aslında. Türkiye'de bu popülasyon konusunda yapılan bir çalışma yok aslında. Bakanlığın yaptığı doğru düzgün bir veri yok elimizde. Sadece işte yetiştirdikleri hayvanları ve saldıkları hayvanlarla ilgili veriler sunuyorlar. Ama dünyadan yani bütün veriler aslında şeyi söylüyor. İşte WWF'in en son açıkladığı bir rapor var. İşte dünyada son 50 yılda yaban hayvanı sayısı dünyada %68 oranında azaldığını söylüyor bu rapor. Bunun dışında şeyi biliyoruz. Dünyadaki memelilerin %60'ı insanların çiftliklerde yetiştirdikleri hayvanlardan oluşuyor. %4'ü sadece yaban hayvanları. Yani yaban hayvanı popülasyonu gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de de durum aslında farklı değil. Günümüzde yaban hayatı aslında kent hayatıyla neredeyse yanak yana gelmiş durumda. Eskiden daha uzaklarda, daha özellikle gidip görmek gereken bir durumdan bahsederdik yaban hayatı deyince. Onun için şu anda sağlıklı bir yaban hayatı demek, hemen yanı başımızdaki ormanlar ve kırsalda süren hayat demek. Onun sağlıklı olması kente doğru süren bir sağlıklı yapıyı getirir. Yaban hayatında yaşayan kirpiler, domuzlar, tilkiler, tavşanlar, sincaplar gibi hayvanlar bir şekilde şehrin içine de gelmeye başlıyor veya şehirdeki insanlar yaban hayatının olduğu alana da sızmaya başlıyor. İster istemez bir birliktelik meydana geliyor. Bu yüzden sağlıklı yaban hayatı hem ekosistem için hem kent ve yaban hayatı için çok çok önemli. Oradaki hayvanların sağlığından da sistemler, hükümetler aynı şekilde sorumlu olmalı ve takipte olmalı. Ama müdahaleleri sadece takiple sınırlı kalmalı, takip ve kontrolle. Yaban hayatında sürekli bir saldırı var. Övünülen çılgın projeler aslında dönüp dolaşıyor. İşte yaban hayvanlarının ömürlerine, yaşamlarına mal oluyor. Yani biz hala burada endemik türler, Kuzey Ormanları'ndaki endemik türler biterken, bunların korunması gerektiğini söylerken, mesela Kanal İstanbul'u yapacağız diyen bir yönetim var karşımızda. Şimdi ve bunun dışında bu yönetim aslında yaban hayvanlarını da bir para malzemesi, bir gelir kapısı olarak görüyor. Böyle bir durumda da bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaban hayvanı popülasyonu azalıyor. Ve nesli tükenme altında olan pek çok türü var. Yani esasında yaban hayatı anlamında popülasyon kontrolü bir hayvan hakkı ihlali olarak düşünülebilir. Yani biz biraz da sokağımızdaki canlıları insanlardan korumak için mecburen yaptığımız kısırlaştırma adı altındaki popülasyon kontrolü üzerinden düşündüğümüz için sanki yaban hayatında da bunu kontrol etmek doğru bir şeymiş gibi düşünüyoruz ama esasında yaban hayatını tamamen kendi haline, kendi doğalına bırakmak gerekiyor. Yani orada bir hayvanın nesli tükeniyorsa bu nesli tükenmenin en büyük sebebi zaten insan. Yani insanın yaptığı yanlış müdahaleler, insanın oraya av adı altında, inşaat adı altında girmesi.
Yani insan oradan elini çekse, yaban hayatını kendi doğalına rahat bir şekilde bıraksa zaten onlar kendi akışında yaşayacaklar. En doğrusu budur. Bu türlerin yaşaması için gerekli koşulları sürekli ortadan kaldırıyoruz. Olağanüstü ağır koşullar içerisindeler. Bir tarafta işte HES'ler yapılırken, bir tarafta otoyollar yapılırken, ormanlar katledilirken bu türlerin yaşam alanları ne yazık ki yavaş yavaş yok ediliyor. Elbette Türkiye için de, dünyada olduğu gibi Türkiye için de durdurulamayan bir biyoçeşitlik azalmasından bahsedebiliriz. Çünkü insanlar bitmez bir şekilde yaban hayatına doğru işgale devam ediyor. Tarım arazisi yapmak üzere, tarım arazilerini bahane ederek yaban hayvanlarının yaşam alanlarına doğrudan ve çok amansız bir müdahale içindeler. Bu şekilde gitgide elbette azalacak. Son yıllarda mesela Türkiye'de gördük. Daha önce orman alanı, yaban alan diye değerlendirdiğimiz yerlere büyük konutlar, toplu siteler yapılmaya başlandıktan sonra küçük domuz aileleri boğazı yüzerek aşmaya çalıştı. Bu korkunç bir şey. Boğazı baştan başa yüzerek aşacak kadar yerinden yurdundan edilmiş, korkmuş hayvanlar var demektir. Böyle devam ederse yaban hayatının tamamen sona ermesi de çok uzak bir ihtimal değil sanki. Bir türün yok olması, ona bağlı yaşayan diğer türlerin de aslında ya yok olmasına ya da işte sayılarının artmasına, bazı bölgelerde eğer avcı bir tür yok oluyorsa sayılarının artmasına neden oluyor. Yani popülasyonu ve dengeyi tamamen değiştiren bir şey, bozan bir şey aslında. Çok açık bir bilimsel gerçek ki hayvanlar yaban hayat olmadan, daha doğrusu insan yaşamının da devam etmesi mümkün değildir. Yaban hayattaki hayvanlar ormanların gelişimi, ekinlerin korunması, yeniden filizlenme, birçok meyve ve sebzenin döllenmesi için vazgeçilmez unsurlardır. Bu nedenle bu hayatın, yaban hayatının yok olması aynı zamanda insan varlığını da yok etmeye yönelik bir adımdır. Başta avcılık olmak üzere küresel ısınma artı HES'ler ormanların yakılarak yerlerine işte turistik tesislerin kurulması, karayolları, otoyollar vesaire yapılması, yaşam alanlarının istila edilmesi bu hayvanların ne yazık ki nesillerini tüketiyor. Avcılık en büyük sebeplerden bir tanesi biyoçeşitliliğin azalmasında. Çünkü bu özellikle yaban hayvanı ticareti dediğimiz ve bütün dünyada büyük bir sektöre dönüşmüş olan işte bu sistem, avcıların beslediği bir sistem, avcılığın beslediği bir sistem ve dünyadaki türlerin yok olmasına sebep oluyor. Bu yüzden mesela yaban hayvanı ticaretinin de yasaklanması gerektiğini aslında söylüyoruz. Av turizmi, turizm ve av aynı cümlede, aslında korkunç bir şey. Av başka bir şeydir, turizm başka bir şeydir. Avın turizminin yapılması en yalın anlatımıyla öldürmenin turizme açılması demektir. Yani hayvan öldürmenin turizme açılması demektir. Mesela bu sene av turizmi kapsamında yine geçen sene olduğu gibi ceylanlar, işte Anadolu koyunu, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi gibi hayvanlar var. Özellikle yaban keçisi geçen sene de ihalenin durdurulması kararı verilmişti. Isparta ve Antalya'da, yine başka bölgelerde de. Burada yaban keçisi Türkiye'nin hem kendisinin koruma altındaki memeliler listesinde, yayınladığı listede 119. sırada, hem de Bern Sözleşmesi'ne göre kesinlikle koruma altına alınması gereken faunalar listesinde yer alıyor. Ve her sene Merkez Av Komisyonu bu hayvanların avlatılması için kota belirliyor. Avın kendisine karşıyız. Avcılığın yasayla düzenlenmesi zaten büyük bir yanlıştır ve yaşam hakkı ihlalidir. Bir de bunun turizmle birleştirilmesi adeta insanlarla dalga geçer gibi bir faaliyet. Av turizmi yapıldığında insanlara para karşılığı belli bir yere gelip belli hayvanları öldürmeleri
için izin veriliyor. Ki bu insanlar asla bu izinlere bağlı kalmıyor. Yani oraya 3 tane tilki için izin alıp geldiyse gördüğü 5 tavşanı vurmayacağının garantisi yok. Önceden para vermiştim, sonradan da bunların parasını verir, cezamı öderim, vururum diyor. Yani hayvanları öldürmenin turizmi de sporu da olmaz. Bu uzun yıllardır tartıştığımız bir konu. Herhangi bir hayvanın yaşam alanına girip onu sinsice tuzaklarla ve teknolojik silahlarla, üstelik de kolay bir ölümle değil, kovalayarak, korkutarak, yaralayarak, peşine av köpekleri denen başka mağdur hayvanları salarak öldürmeye çalışmak kesinlikle insanlık dışı bir davranış. Burada şimdi kara avcılığından daha çok konuşuyoruz ama denizlerdeki avcılık yaşamı, denizlerdeki yaşamı tamamen yok ediyor. Yani bizim iklim krizinde en büyük dayanaklarımızdan bir tanesi okyanuslar ve okyanuslar canlılıkken okyanuslardaki avcılık ve bu kullanılan, avcılıkta kullanılan materyallerin denize bırakılması ve inanılmaz bir kirlilik yaratması, aynı zamanda da hedeflenemeyen av olarak bir sürü canlının yakalanıyor olması, yani yılda 50 milyon köpek balığının hedeflenemeyen av olduğu söyleniyor. Bu sayı korkunç bir sayı gerçekten. Her sene 2.7 trilyon balık, yani bir kısmı bunların şeyde üretiliyor, balık çiftliklerinde üretiliyor ama çok büyük bir kısmı da denizlerden avlanıyor, okyanuslardan avlanıyor. Ve aynı zamanda da bu troll balıkçılıkla okyanuslardaki ormanı tamamen ormansızlaştırıyoruz, tabanı. Bu da aslında oradaki yaşamı bitiriyor. Yani bizim en büyük dayanaklarımızdan bir tanesi iklim krizinde hem yağmur ormanları hem de okyanuslar, en çok korumamız gereken yerler buralar. Ama biz buraları hayvancılıkla, işte balıkçılıkla, avcılıkla her gün yangınlarla tahrip ediyoruz aslında. Av spor da değildir. Çünkü sporda insanların karşılıklı iradelerini belirterek yarışma amacını göstermeleri, yani yarışacakları konusunda irade belirlemeleridir. Bu konuda ava spor diyemeyiz. Çünkü ne olduğundan habersiz hayvanları gafil avlayarak öldürmek düpedüz cinayettir. Avcılar da katildir. Bunu her yerde her zaman söylüyoruz. Herkesin de dilinin buna alışması lazım. Avcılığı bir spor veya turizm olarak görürsek öldürmeyi kutsayan söylemin içinde önemli bir yer almış oluruz. Öldürmeyi kutsayan hiçbir söylemde huzur ve adalete doğru gitmez. Avcılık aslında devlet eliyle ve devlet kurumları tarafından yürütülüyor. İşte av ihaleleri açıyor. Merkez Av Komisyonu bir karar veriyor. Kotaları belirliyor. Avlanılacak avlakları belirliyor. Sonra da ihaleleri özel şirketlere veriyorlar. Mesela geçen sene açtığımız av turizmi talimatının iptal edilmesi davasında Tarım Bakanlığı'nın yanında 7 tane av turizmi ile ilgili turizm şirketi dahil olmuştu, müdahil olmuştu bakanlığın tarafında. Yani özel şirketler de işin içerisinde tabii ki de. Ama şöyle bir şey var. Yani bakanlık, yani Tarım Orman Bakanlığı eğitimleri veriyor zaten. Yani işte geçen sene 746 tane avcı temel eğitim kursu vermişler. 15.339 kişiye de sertifika verilmiş. Bunun dışında kayıtlı avcı sayısı geçen sene için 302.166 kayıtlı avcı var. Bu Tarım Orman Bakanlığı'nın verileri. Ve 2209 adet de avlak tesis edilmiş. Şimdi bunların hepsi aslında devlet eliyle çıkan şeyler. Yani Merkez Av Komisyonu Merkez Av Komisyonu'nun uygulama yönetmeliğini de Tarım Bakanlığı belirliyor. Yani Merkez Av Komisyonu'nun içerisinde diğer bakanlıklar da var. İşte Çevre Bakanlığı'ndan bir görevli var, İçişleri Bakanlığı'ndan bir görevli var, Tarım Bakanlığı'ndan bir görevli var falan. Ama bu tamamen toplamda devlet eliyle ve onun dışında da ihaleler kısmında özel şirketlere bırakılmış büyük bir rant kapısı aslında devlet için. Tabii asıl eline tüfeği alanın ava çıktığı bir ortamda 20 milyondan fazla ruhsatsız, tezkeresiz av tüfeğinin evlerde bulunduğu, insanların elinde bulunduğu bir ortamda bu sayılar, yani Tarım Bakanlığı'na kayıtlı sayılar devede kulak kalır.
inanılmaz bir şekilde doğal yaşamı koruduklarını iddia ediyorlar. İşte bu pul harcı veriyorlar avlanmak için. İşte o pul harcının devlete gelir kapısı olduğunu iddia ediyorlar. Yani popülasyonu kontrol altında tuttuklarını, işte yaşlı hayvanları bulduklarını ya da işte sürek avında özellikle domuz avında işte tarım bölgelerine zarar veren hayvanlıkları vurduklarını ve hani bu şekilde dengeyi sağladıklarını iddia eden kişiler aslında avcılar. Biz de şunu söylüyoruz, yani zararlı olan hayvanlar değil, yani yabanda yaşamaya çalışan hayvanlar değil. Avcılar aslında, yani yavrusuyla otlarken, yavrusuyla yemek ararken bir ceylanı vuran birisi hani doğal dengeyi sağlıyorum gibi bir yerden bakarak aslında bizi tabii ki de ikna edemez. Aslında birçok kuruma görev düşüyor ama en başta görev düşen kurum kanun koyucu. Çünkü av yasalarla koruma altına alınmış bir konu. Yani yasal bir cinayet, yasaların koruduğu bir cinayet, yasaların uygun gördüğü bir cinayet. Bu anlamda yasayı değiştirecek olan da kanun koyucu olduğu için iş ona düşüyor. Maalesef biz kanun koyucudan aradığımız tavrı göremiyoruz. Biz hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılması konusunda görüşmeleri yapmak için meclise gittiğimizde kanun koyucu şu an hayvan haklarını konuşuyoruz, konumuz av değil, avı başka zaman konuşuruz diyerek bizim sorularımızı cevapsız bırakıyor. Aslında hayvan hakları ile av birbirinden ayrı konular değil. Av bir hayvan hakkı ihlali. Bir tilkiyi, bir tavşanı, bir çakalı televizyonda gördüğümüzde veya bir belgeselde gördüğümüzde yavrusuna yiyecek götürürken hepimiz duygulanıyoruz. Ama aynı toplumdan çıkan insanlar yavrusuna yiyecek götürmeye çalışan veya hasta bir hayvana yardım etmeye çalışan diğer hayvanı hiç acımadan, hiç gözünü kırpmadan ve güle oynaya öldürebiliyor. Bu yüzden avcılıkla ilgili kurumların hepsini aslında hayvan hakları savunucuları olarak reddediyoruz. Tamamının kapatılması ve hayvan haklarını koruyan kurumlara dönüştürülmesi gerekir. Sadece yaban hayatı değil, maalesef ülkemizde yürüyen, uçan, yüzen, sürünen her türlü hayvana karşı büyük bir düşmanlık var. Özellikle de avdan bahsetmişken domuz üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Bizim kültürümüzde anlaşılmaz biçimde domuza karşı bir nefret ve özel bir husumet var. Çok video geliyor bize, domuz avladığında avcılar öldürmüyor. Keşke bir vuruşta öldürseler diyoruz ama ördekleri de öldürmüyorlar. Bu garip bir şey. Yaralı bırakıyorlar ki köpekler onları yaralı bulup getirsin. Domuzun sonu çok korkunç. Arka kasıktan çok kanayan bir yerden vurduklarını duymuştum bir avcıdan. O kan kokusuna köpekler ve diğer vahşi hayvanlar gidiyor. Hayvanı canlıyken parçalıyorlar. Ve avcı dediğimiz o katil ruhlu insanlar bunu birlikte seyrediyor. Normal bir insan sokakta kedi köpek kavgasını bile seyredemez. Kötü hisseder ve ayırmak ister ve bitmesini ister. Fakat avcılar bunu zevkle, eğlenceyle seyrediyor. Bence ailelerinin ve kendilerinin de ciddi bir kontrolden geçmesi lazım. Avcılık çünkü gerçekten normal bir ruh hali değil. Çok kısa bir arama yaparsanız, mesela Google'a işte kadın cinayetleri ve av tüfeği yazın. Yani bir sürü haber bulursunuz 5 dakikada. Çünkü işte dediğim gibi yani yavrusuyla otlayan, bir canlıyı vurmakta hiç problem görmeyen, bundan keyif alan biri işte zamanı geldiğinde kavga ettiği eşini de ya da çocuğunu da av tüfeğiyle çok kolay bir şekilde vurabiliyor yani. Eğer avcılara sorarsak, avcılar doğal dengeyi koruduklarını iddia ediyorlar. Hatta biz Hayvanlara Adalet Derneği olarak Türkiye'de bir ilk şeklinde av paneli yapmıştık ve avcılarla Av Komisyonu Başkanlığı'na, Merkez Av Komisyonu Başkanlığı'ydı sanırım, pek çok kişiye davet göndermiştik. Kuş gözlemcileri ve veteriner hekimler de katıldı buna. Av cinayettir, avcılar katildir yazan kocaman bir pankartın altında oturdu bu kişiler. Aksini iddia etmelerine imkan yok. Tabii ki medeni cesaret gösterip geldiler ama avcının anlattığı şeyler bizim kanımızı dondurdu. Mesela diyor ki, sabahın köründe kar kıyamet demeden donarak kalkıyorum. Karnımı bile doyurmadan peşine düşüyorum. Onunla göz göze gelip öleceğini anladığındaki korkuyu hissetmek korkunç bir şey diyor. Bir takım şeylerle benzeştirdi o duyguyu. Yani sırf haz duygusu için bir canlıyı öldürebilmeyi kendine hak görüyor.
Avcılar kesinlikle normal değil. Biz her zaman günlük hayatta da diyoruz, ailenizde bir avcı varsa temkinli olun ona karşı diye. Bir gün televizyonlarda dizileri izlesek bile bunu aslında çok kolay bir şekilde anlayabiliriz. Yani sürekli silahla pompalanan silahın, işte erkek olmanın, erkekliğin pompalandığı bir ülkede işte eline silah alıp da bir hayvanı kovalayarak vurmak ya da işte ona bir tuzak kurarak vurmak birilerine tabii ki de iyi gelecektir. Yani bu, çünkü medya tarafından, hükümet tarafından sürekli pompalanan, işte güçlü olmak, eli silahlı olmak. Avcıların sayısı tabii ki artar. Çünkü öldürmenin kutsandığı bir toplumdan bahsediyoruz sürekli. Hayvan öldürebilen daha erkek, daha çok hayvan öldüren daha erkek. Ataerkil bir toplumun ve geçmişin de verdiği bir duygu bu. Avcılar verecekleri paraları hiç önemsemiyorlar, örgütleniyorlar gayet güzel ve kendi aralarında dernekleri, federasyonları var. Sırf kendilerine hiçbir zararı olmayan, yaşamını bir şekilde sürdürmeye çalışan hayvanları öldürmek üzerine programlar yapıyorlar ve devlet de buna katkıda bulunuyor, resmi katkıda bulunuyor. Sosyolojik açıdan avcıların gerçekten iyi bir incelemeden geçmesi ve ruhsal tedavi görmeleri gereğini tekrarlıyoruz. Hayvanların, düşünün ki bir gün evinizdesiniz, pazar günü çocuklarınızla yemek yiyorsunuz ve birdenbire sizden çok daha güçlü, kocaman paletlerle, işte kocaman tanklarla, arabalarla insanlar geliyor, evinizi yıkıyor, anne babanızı öldürüyor, sizi de işte filelere koyup götürüyor. Birazcık empati duygusu olan insan avın ne kadar korkunç bir şey olduğunu anlar. Kaldı ki doğada yaşayan hayvanların öldürülmesi için insan açısından mecburdum diyebileceği hiçbir nokta yok. Sadece ve sadece keyif için öldürmedir av. Devletin resmi olarak öldürme kararı vermesini asla kabul etmiyoruz. Sistem bunu kabul etmiş, kanunlara bağlamış olabilir ama doğanın kanunları kesinlikle hepsinin üstündedir. Bütün canlıların var olmakla birlikte kazandığı yaşama hakkı vardır. İnsanların bir araya gelip, örgütlenip bir tilkiyi öldürmeye gitmesi aslında normal şartlarda baktığımızda sıradan her insanı rahatsız eder. Kaldı ki etmeli de. Ne yazık ki devlet eliyle resmi olarak yapıldığı için ve kocaman bir kanun düzenlendiği için insanların bunun yanlış olduğunu düşünmeleri biraz zor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nda 1,5 yıl evvel kurulan, bu konuda konu hakkında uzun bir sunum yaptık, değerlendirme sunduk. Ne yazık ki zaten soyu tükenmekte olan yaban hayat hayvanlarımız ile ilgili avcılığın kesinlikle yasaklanması gerektiğini altını çizerek vurguladık. Rakamlarla, istatistiklerle mevcut durumu anlattık. Kaçak avcılığın ve yasal avcıların, sözde yasal, aynı zamanda kaçak avlanan avcıların verdiği zararları çok iyi biçimde anlattık. Verdiği ekonomik kayıpları aynı biçimde avcıların çok iyi anlattık. Ama ne yazık ki, ne yazık ki kara avcılığı kanunuyla ilgili hiçbir değişiklik yok. Kan kokuyor, kan kokuyor, başaklarınız kan kokuyor. Katliam yasası istemiyoruz. Altıncı maddeye dokunma. Altıncı maddeye dokunma. Aklı faydana. Hayır. Avcılığa. Hayır. Av turizmine. Hayır. Ses çıkar. Ses çıkar! Hayvanlığı için ses çıkar! Hayvan hakları yasası, yıllardır mücadele ettiğimiz hayvan hakları yasasında geldiğimiz son noktada bize avcılıkla ilgili hiçbir düzenlemenin bu yasanın içinde olmayacağını, çünkü işte
avcılığın bu 5199 sayılı kanunu avcılığın ilgilendirmediğini, kara avcılığı kanununda bir değişiklik yapılması gerektiğini söyleyerek işin içinden çıkabileceklerini zannediyorlar. Buradaki etkinin avcılar olduğunu biliyoruz. Yani avcılar lobi yapıyorlar. Bir de şeyi unutmayalım, yani avcılık silah endüstrisiyle el ele bir endüstri aynı zamanda. Ve silah endüstrisi de çok büyük lobilerin olduğu, işte çok büyük paraların döndüğü, bizim belki de aklımızın yetmeyeceği işlerin döndüğü bir yer aslında, bir endüstri. Bu iki endüstrinin el ele ve kol kol olduğunu unutmamak gerekiyor. Doğu Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün şu hayvanları öldürebilirsiniz, bunlar şu tarihler arasında öldürülebilir diye bazı hayvanları belirleyip ortaya sürmesi elbette ki bunu hevesli insanların sayısını artıracaktır. Aslında sorunun mantığı kendi içinde. Avcılar birbirinden görerek hevesleniyor. Resimlerini sosyal medyada paylaşıyor. Öldürdüğü hayvanlarla övünüyor. Doğa Koruma Milli Parkların genel görevi aslında, temel görevi koruma var adının içinde. Doğayı korumak. Doğayı korumaktan kastı sadece bitkileri ve havayı korumak gibi algılanıyor sanırım ki hayvanları korumak bunun içinde yok. Mesela geçen sene yine bu aylarda bir torba yasa görüşülmüştü. Kara avcılık kanununun 9. maddesinde değişiklik yapılmak isteniyordu. Oy birliğiyle de oylandı, kabul edildi. Orada şöyle bir şey vardı. Yani işte Türkiye'ye gelecek olan, davet edilecek olan devlet misafirleri işte ücretsiz olarak avlanabilsin, işte izin almadan avlanabilsin gibi bir düzenleme yapmak istiyorlardı. Yani biz burada hani avcılık yasaklansın diye uğraşırken avcıların işini kolaylaştırmaya çalışan, işte hayvanları değil de rant sahiplerini, avcıları korumaya çalışan bir yapı var karşımızda. Yani şeyi biliyoruz, yani yıllardır, işte 10 seneden fazladır biz Türkiye'de hayvanları koruyan bir, hayvanların haklarını koruyan bir yasa için mücadele eden bir kamuoyu var. Ve bir sivil toplum var aynı zamanda. Biz bununla uğraşırken onlar bir şekilde avcıların işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Hayvan hakları şimdi! Hayvan hakları şimdi! Haydın! Yaşamak onların da hakkıdır! Türkiye Biyoçeşitlilik Sözleşmesi'nce nesnesi tehlike altındaki türleri koruyacağını taahhüt ediyor. Bunun dışında başka bir ton sözleşmeye de, bir sürü sözleşmeye de başka aslında taraf. Ama Türkiye bu sözleşmelerin hiçbirine uymuyor. Yani ülke içinde de kendi çıkardığı, kendi kabul ettiği yasalara bile uymuyor aslında. Böyle bir şey var karşımızda. Hukuk tanımayan, İşte uluslararası sözleşmeleri tanımayan ve bunları yok sayan bir yönetim anlayışı var. Türkiye'nin bağlı bulunduğu Avrupa'nın yaban hayatının korunmasına dair sözleşme de, yani Bern Sözleşmesi de aynı şekilde av doğru bir şeydir ama sadece koruma altındaki hayvanlar bakımından şu hususlara dikkat et diyor. Yani bizim bağlı olduğumuz sözleşme bu. O haliyle uygulamada da bize sağladığı tek katkı, hani en azından bizim bir şekilde hukuki süreç başlatmamıza vesile olan tek katkı koruma altındaki hayvanların hayatlarının kurtulması, en azından neslin yok olmaması, ama avın yasaklanması, avı ortadan kaldırma gibi bir şey söz konusu değil. Yani bunun sadece Türkiye'de değil, dünya üzerinde çözülmesi gerekiyor. Yani dünya üzerinde bir mevzuat değişikliği, dünya üzerinde bir bakış açısı değişikliği gerekiyor ki böyle sert avı yasaklayan uluslararası sözleşmeler olsun, Türkiye'de bunlara taraf olarak belli yükümlülükler yüklensin, bu şekilde belki avın yasaklanmasına ilişkin bir yola girsin. Her bir ülke kendi gerekçeleriyle ve kendi ekonomik sistemine göre av ve av hayvanı diye tanımladıkları hayvanlar üzerinden para kazanmak istiyor. Uluslararası sözleşmelerin hiçbirisinde de hayvanların yaşam hakkını koruyan hükümler yok. Sadece soyu tükenmesin, türü tükenmesin gibi göstermelik önlemler olduğunu düşünüyorum bir hukukçu olarak. CITES sözleşmesi ve benzerleri de buna dahil. Bizim söylediğimiz şey ise tamamıyla doğal yaşam süreci içinde doğumundan ölümüne kadar vücut tamlığını, sağlığını, aile yapısını ve sosyal yaşam formunu koruyarak o ömrü tamamlamasından bahsediyoruz. Bu çok zor bir şey değil. Son 19 yılda bu 2020 üzerinden düşünün bunu. Geçen senenin verisi bu. 19 yılda 31.587 hayvan yasal avcılık kapsamında öldürülmüş. Bunların içinde kuşlar yok. Yani yine ortada büyük bir katliam var. Bunun hani yasalı ya da yasa dışısı bizim için zaten yok. Ama bu kurumlar için var.
Ama dediğim gibi yani bütün baştan kurumların değiştirilmesi gerekiyor. Bu yapıların değiştirilmesi gerekiyor. Yani biz bu yapılarla, bu kurumlarla hiçbir şey çözemeyiz zaten. Bu yaban hayat ticaretinin bir an önce yasaklanması gerekiyor. Çünkü avcılıkla çok kol kola giden bir durum. Bunun dışında bireysel silahlanmanın da yasaklanması gerekiyor. Yani siz insanların ellerine silah verip çok kolay bir şekilde silah almalarını sağlayıp sonra da işte şunu vuramazsın, bunu vuramazsın gibi bu şeyi, dengeyi sağlayamazsınız yani. Böyle bir şey de mümkün değil. Bireysel silahlanmanın önüne geçilip yaban hayvanı ticaretinin de bir an önce yasaklanması gerekiyor. Ve bunun dışında ortak hareket edilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'deki davaların mesela ortak açılması, açılan davalara kurumların müdahil olması gerekiyor. Birlikte mücadele etmek gerekiyor. Hayvanların haklarını koruyacak aslında birkaç kurumdan başka kimse de yok. O yüzden hepimizin bir arada olması gerekiyor. Hayvan haklarını, ana başlıkta yaşam hakkını savunan bütün dernek, oluşum ve STK'lar avcılığın yasaklanması konusunda elbette ki hemfikirdir. Av hayvanı tanımının tamamen ortadan kalkması konusunda hemfikirdir. Av hayvanı diye bir şey yoktur. Kurt vardır, ayı vardır, çakal vardır, domuz vardır, tavşan, sincap, bunlar vardır. Av hayvanı diye bir etiket uydurup sonra da onu öldürülebilir hale getirmek tamamen insan doğasının ve insan menfaatinin ürünüdür. Doğada yaşayan hayvanlar bizden uzak diye, tanımıyoruz diye, yaşam formlarını bilemiyoruz diye bazı insanların onları öldürmesini ve onlar hayvanları öldürüp yuvalarını dağıtıp işkence ederken devletin kasasına da para girmesine vicdanımız ve gönlümüz razı değil. Kaldı ki biz hukukçu olarak, insan olarak, sıradan bir vatandaş olarak hayvan öldürmenin yanlış olduğunu biliyoruz ve pek çok insan da bu şekilde düşünüyor. Avcılık hiç tartışmasız olarak yasaklanmak zorunda. Aslında avcılık şu anda çağın ayıbı diyebiliriz. Vahşi dönemlerdeki gibi insanların silahlarla hayvanların peşine düşmesi kabul edilebilir bir şey değil. Kaldı ki o hayvanları belgesellerde çocuklarını anlatıyorlar. İşte porsuk ailesini şöyle korur, ördekler böyle göç eder. İşte tilkilerin yaşam şekli şöyledir. Domuzlar ailesini böyle korur. Geyikler şurada yaşar, şuradan şuraya zıplar diye bu kadar güzel yaşam formlarını sırf bizden daha farklılar ve biz onlardan daha güçlüyüz diye öldürmek için kanunlar yapmak insanlığın en büyük ayıbıdır. Avcılık derhal yasaklanmalıdır. Kaldı ki biz meclisteki görüşmelerde avın yasaklanmasından bahsettiğimizde karşımıza çıkan tek gerekçe lobiler ve para oldu. Bu arada Tarım Bakanlığı'nın şeyinde görürsünüz faaliyet raporlarında. İşte şu kadar kaçak avcı yakalandı ya da işte kara avcılık kanununa muhalefetten şu kadar işlem yapıldı denir. Mesela 2020 yıl için bu sayı 7887'ymiş. Ama mesela faaliyet raporunda kaç tane ölü hayvanın ele geçirdiğini göremezsiniz. Bu veriler eskiden yayınlanıyordu. Artık bakanlık bu verileri yayınlamıyor. Ama ben size söyleyeyim. 2020 yılında kaçak avcılardan ele geçirilen ölü hayvan sayısı 10.186. Yani burada kaçak avcılıkla mücadele ediliyor. Sadece kaçak avcılıkla mücadele eden bir yapı, bu iki yapıda. Bu da ne kadar mücadele ediliyor? Bu da tartışılır. Çünkü biz bu sayıların çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Yani kaçak avcıların çok büyük bir kısmı zaten yakalanamıyor. Ve avcılık yasal olduğu sürece de kaçak avcılıkla mücadele edemezsiniz. Yani bir yandan legalleştirdiğiniz bir şey var. Ama diğer yandan bunu şu saatlerde, şu tarihlerde, şu kurallara göre yapacağız diyorsunuz. Yani öldürmeyi işte turizm, hobi diyerek normalleştirip sonra da öldüren insanları hayır öldüremezsiniz diyemezsiniz. Hayvanların yaşama hakkı var ve biz bunu sonuna kadar savunmaya kararlıyız. Hayvanların yaşama hakkına müdahale eden, onları öldüren bir eylemin elbette ki yasaklanması gerekir. Hayvan açısından yaşam hakkını düşünüyoruz. İnsan açısından ve toplum açısından da düşünürsek öldüren bir grubun yasaklanmasını istiyoruz. Aslında bu son derece herkesin onaylayabileceği bir şey. Sisteme buradan gelecek para gelmeyiversin. Yani avcılık neden yasaklanmalı? Dünyada insanlar dünyadaki canlılığın %0.01'ini oluşturuyorlar aslında. Ama bu %0.01 dünyadaki yaşam popülasyonlarının %80'inden fazlasını yok etti. Ve bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de işte avcılık ve işte ekolojik yıkım getiren, tahribat getiren aslında projeler. Bu yok oluşa, 6. büyük yok oluşa doğru giderken bunun önlenebilmesi için
Bu dengenin tekrar yaban hayatındaki, doğal yaşamdaki dengenin tekrar sağlanması gerekiyor. Bu yüzden de avcılık bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bir an önce yasaklanmalı. Yani hem buna bağlı olarak da yaban hayvanı ticareti de tabii ki de yasaklanmalı. Hayvanların ortadan kaldırılması, doğanın da kendi kaderine terk edilmesi demektir ki bunun örneklerini görüyoruz. İşte yaban hayatın yok edildiği bölgelerde ağaçları hastalıklar sarıyor. İşte kanatlıların öldürüldüğü, keklik bıldırcın gibi hayvanların öldürüldüğü bölgelerde ekinleri süne sardı. İç Anadolu'da hiç olmayan şeyler, Kırım-Kongo kanamalı hastalığı neden olan keneler gözükmeye başladı. Bir kekliğin ömrü boyunca 1 milyon yaklaşık keneyi yok ettiğini hesap ederseniz, işte kekikleri yok eden avcıların sorumluluğunu görürsünüz. Bu yüzden de neden ölümlerin olduğunu kavrarsınız. Aslında bu toplumun kültüründe var. Dünya toplumlarını bilemem ama gezme ceylan, bu dağlarda seni avlarlar diye türküsü var. Atmacayı vurdular, bir avuç kanı için var. Kekliği düz ovada avladılar var. Yani bunlar aslında hem avı anlatıyor ama içinde bir hüzün ve isyan da var. Yani avlanan hayvanın kurtulmasını isteyen bir kültürel altyapı var ama avcılar çok baskın. En başta tabii ki hayvan hakları anlamında düşünmemiz gerekiyor. Hayvanların yaşam hakkının ihlal edilmemesi için, hayvanların doğal ortamlarında özgürce yaşayabilmeleri için avcılığın yasaklanması gerekli. Yaban hayatının korunması için de avcılığın yasaklanması önemli. Diğer taraftan avcılık gibi bir şeyi yapabilen insanlar, yani bir canlıyı gözlerinin içine bakarak keyif için öldürebilen insanların toplumda bizimle beraber yaşamalarını istememe hakkımız var. Böyle insanlarla birlikte bir hayat paylaşmama hakkımız var. Bu hakkımız nedeniyle de avcılığın yasaklanması gerekli. Diğer tarafında işin av tüfekleri dediğimiz şey aslında gazetelerde okuduğumuz kadın cinayeti olsun, çocuk cinayeti olsun, erkeklerin kendi aralarındaki cinayetleri olsun. Bu cinayetlerde kullanılan silah olarak karşımıza çıkıyor. Yani bireysel silahlanmaya yol açıyor. Çok kolay bir şekilde bireysel silahlanmaya yol açıyor. Bunun sonucunda da aslında öfkelenen insanın çok rahatlıkla o av tüfeğini çıkarıp karşısındakini öldürebileceği bir ortam yaratıyor. Yani bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi için de avcılık yasaklanmalı. Hepimizin, başta hayvanların olmak üzere, hem hayvanların hem insanların huzuru, mutluluğu, özgürlüğü için, yaşam hakkı için avcılık yasaklanmalı. Öncelikle kara avcılığı kanunun iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü hani hayvanları, yaban hayvanlarını av hayvanı olarak tanımlayan ve hani bunun kurallarını belirleyen bir yasanın bir kere ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için de tabii ki de yasa koyuculara büyük görev düşüyor. Bunun dışında devletin bütün kurumları, yani işte bakanlığından, işte Doğa Koruma Milli Bakanlığı'na bağlı müdürlüklere kadar hepsine tabii ki de bir sürü görev düşüyor bununla ilgili. Ama öncelikle devletin hayvanların, yani hayvanların canlarının para olduğu ve bir çıkar, buradan bir çıkar elde edebilecekleri bakış açısını değiştirmeleri gerekiyor. Yani bu değiştirilmediği sürece hayvanlar, yani sokakta yaşayan hayvanlar temizlenmesi gereken hayvanlar olarak görüldüğü sürece, işte yabanda yaşayan hayvan para olarak görüldüğü sürece tabii ki de avcılık bitmeyecek. Küresel emperyalizmin artık vahşiliğin ötesine geçen saldırıları karşısında bu genç kuşak bir şey yapabilirse yeryüzünde yaşamanın devamını sağlayabilecek. Yoksa yaban hayatla birlikte tüm yaşam kaynakları, insanın da hayvanların da tükenecek ve dünya bir yok oluşa doğru tam gaz gidecek. Yani bir yasanın bile büyük bir baskı olmasına rağmen, kamuoyu baskısı olmasına rağmen 10 senedir çıkmayan bir hayvan hakları yasası var ve korkunç bir şekilde gelen bir hayvan hakları yasası var. Yani biz 11 sene önce sokaklara dökülmüştük, yine bir yasa teklifi vardı. Daha önce de yasa teklifleri çıkartmışlardı önümüze. Yani sokaktaki hayvanlar toplanacak ve bütün hepsi bilinmeze götürülecek diye insanlar sokaklara dökülmüştü. O dönem bu yasa teklifi geri çekilmişti 2011'de. 2012'de büyük şeyler olmuştu, eylemler olmuştu. Geldiğimiz noktada bir Meclis Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu kurulmuş. 5 parti kabul etmiş bir sürü madde var hayvanlar lehine olan. Ve bunların hiçbir görünmüyor. Ve işte sokakta hayvan beslenmeyecek deniyor. Yeni yasada böyle bir madde olacak. Yani biz 10 senede aslında hiçbir yere gelemediğimizi görüyoruz mevcut yönetimle. O yüzden kişi olarak ben hayvan hakları yasasından da, artık bu yönetimden çıkacak bir yasadan da umutlu değilim. Yasadaki her olumsuzluğu meydanlara, mahkemelere taşımaya devam edeceğiz.
bazı durumlar var. Onunla idare edin diyorlar ama bir 15 yıl daha bununla baş başa gene sokaklarda, barınaklarda, mahkemelerde uğraşacağız ne yazık ki. Elimizden geleni yapacağız. Lütfen takipte kalın. Kamuoyundan, kamu kurumuyla, vatandaşıyla av yasaklansın, av istemiyoruz sesini duyduklarında zaten avın yasaklanmasına ilişkin sürece dahil olacaklar. O sürecin daha doğrusu uygulamasını yapacaklar. Ama şu anda ne duyuyorlar? Avcıların lobilerini duyuyorlar. Avı destekleyen, önünü açan Tarım Orman Bakanlığı'nı duyuyorlar. Bu haliyle de hayvan hakkı savunucularının sesi biraz kısık kalıyor. Yani Tarım Orman Bakanlığı'ndan ilk beklentimiz avı teşvik etmesin, avın yanlışlığını topluma anlatsın. Asli görevi hayvanları korumaktır, bunu unutmasın. Diğer taraftan da koruma altındaki hayvanlar anlamında da koruma altında olma statülerine uygun davransın. Koruma altındaki hayvanların neslinin tükenmesine sebep olacak av turizmi ihalelerini açmasın. Kendi başına hayatını sürdürmesi son derece rahat ve doğal olan hayvanların yaşamına müdahaleden elimizi çekmeliyiz. Bakın dikkat edelim, onları korumalıyız, kollamalıyız demiyorum. Hayvanların yaşam alanından elimizi çekmeliyiz. Onlara yaptığımız her müdahale doğal yaşam alanlarını yok ediyor ve yaşam formlarını dönüşsüz şekilde bozuyor. İnsanın sadece varlığının yok olması bile hayvan doğal yaşam alanı için gayet artı bir şey. Kaldı ki dünya pandemi sürecinde 2 yıl boyunca gördü. Her taraf yeşillendi, doğa kendini hemen tedavi etti. Büyük sularda yunuslar gördük ve ne yazık ki insan sonra yine dışarı çıktı. Thank you.